İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Başbakan Erdoğan Türkiye'de değil. Dolayısıyla bugün meclisteki gruplarda onun konuşması yok. Ben de rahat rahat konuşabiliriz diyeceksin zannettim. Rahat rahat konuşabiliriz aynı zamanda, çünkü hani onun konuşmaya başlaması bizim belki de sözü devretmemiz anlamına geliyordu ama bugün nasıl beklenen, belki de işte Erdoğan'ın yokluğunda daha da önem kazanır ama zaten son gün birkaç gündür de tartışılıyor. CHP'nin grubu ve Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması, çünkü CHP'de bir deprem oldu. Artçı sarsıntıları devam ediyor. Yarın il başkanları toplantıya çağrıldı. Kapalı kapılar arkasında daha net konuşmalar olacağı, kılıçların çekileceği, belki Kılıçdaroğlu'nun kimilerine rest çekeceği söyleniyor. Ama bugünkü grup konuşması da önemli. Biz de zaten CHP'yi konuşacağız. Bugün yeterli süremiz de var umarım. Onun dışında bugün itibariyle neyi konuşmak lazım? Dün de konuştuk. Bu donanma komutanının istifası. İki tersane komutanının da istifa etmek için dilekçelerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na verdikleri ama henüz işleme konmadığı bilgisi bugün yansıdı. Hemen senin önündeki Sabah gazetesinin kulaktan sürmanşetten gördüğü bir haber evet, o. Evet, donanmada yine deprem. Kulak mı diyorsun? Kulak öyle dedim, öyle tabir olunuyor bazen. Peki, ben günlük, kulak bilmiyordum. Günlük yani işte sürmanşet, sürmanşet vesaire. Donanmada yine deprem diyor. Yani CHP'deki deprem benzetmesi gibi hakikaten donanmada da var. Deniz Kuvvetleri'nde bir hakikaten tuhaf ötesi, tuhaf demeyeceğim, tuhaf ötesi durumlar var. Devam eden, eden yargılamalar, bunların askeriyeye etkileri, hı hı, ve başbakanın bu konudaki çıkışı hala güncelliğini koruyor. Dün dediğim gibi biraz üzerine laflamıştık ama galiba bugün yeniden konuşmak ele almak lazım gerekecek. Çünkü yeni gelişmeler var, yeni haberler, bilgiler var. Bu fuhuş ve casusluk çetesi denilen iddiada. Onları da konuşacağız. Ama ben diyorum ki şu komşudaki gelişmelerle, çünkü sen İran'la bayağı ilgilisin bu ara. Şimdi İran'la genel olarak çok Türkiye'nin, dünya da ilgileniyor gerçi ama Türkiye'nin çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Dahası ilgilenmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran çok devlet geleneği çok eski bir ülke. Satrancın o topraklardan çıktığı söylenir ve hamleleri birer satranç hamlesi gibidir bazen. Ve bir bakarsın bir hamleyle şahmat yapar ya da şahmat olur. Şahın vaktiyle mat olduğu ve ondan sonra zaten bölgede pek çok şeyin de değiştiği gibi. Fakat şimdi vereceğimiz notlar, haberler İran'dan. Neyse bir şey söylemeyeyim. Siz izleyince herhalde zaten bir manşet atacaksınız zihninizde. Şimdi efendim günün karesi de diyebiliriz. Bir kare gelecek ekrana. Şimdi efendim bu adını falan bilmediğimiz bir maymun ya da adı var mı onu da bilmediğimiz bir maymun. İran'ın açıklamasına göre, devlet televizyonu duyurdu bunu. Geçen haftaki Mevlid Kandili'nde, ki 23 Ocak gününe denk geliyor, uzaya canlı bir maymun gönderdiğini açıkladı. Maymun daha sonra da sağ salim canlı olarak geri döndü dünyaya. Ve İran'ın önümüzdeki 5 yıl içinde uzaya insanlı araç göndermeyi de planladığı belirtildi. Şimdi bu nükleer silah yapımı konusundaki çalışmalarıyla endişeleri zirveye çıkartan İran'dan, hani dünyaya böyle hoş bir şey, ne denir? İran'ın süper güç olma emelini de gösteriyor aslında. Yani bir yandan hem nükleer enerji programı, gerçi bunu silah edinmek amacıyla başlatmadığını, bu programın barışçıl amaçlarla enerji
elde etmek üzere başlatıldığını söylüyor. Ama öbür yandan da kuşkular var. Bunun çok nükleer silaha dönüştürülebileceği yönünde. Ve uluslararası toplum, uluslararası kurumlar aracılığıyla bu süreci denetlemek için bastırıyor. Henüz somut bir sonuca ya da arzu edilen seviyeye ulaşılabilmiş bir işbirliğinde hayır. Ama bir yandan da ipler kopuk da değil. Yani gelgitler halinde devam ediyor. Şimdi uzaya insan gönderme hevesi, çabası da bu galiba dediğim gibi süper güç emelini tamamlayan. Yani uzayda olmak çünkü şey. Yani bir hani roketinin olması, bunu göndermen ve geri getirebilmen. Şimdi sadece çünkü bir uydu değildir uzayda dönüp duran. Yani, geri getirebilmek, bir canlı olması falan. Tabii bunların önemli. Şimdi uzay çalışmalarında bir başarı. Nükleer güç de tabii ki silah dengesi falan açısından çok önemli bir güç veriyor. Yani süper güçlere karşı dik durabilmek açısından ama asıl mesele tabii artık Star Wars falan dönemine girdiğimiz, çağına girdiğimiz bir zamanda asıl mesele uzaya hakim olabilmek, uzayda uydularla, yörüngeye oturtacağın uydularla. Elbette. Burada aynı zamanda savunma gücünü de, saldırı gücünü de artırmak. Tabii çünkü ki savunma ve saldırı imkanını çok yükselten, hatta belki birkaç misliyle çarpan bir güç ve imkan sağlayabiliyor genel, uzay teknolojisi. Genelde çok önemli elbette. Yani dediğin gibi uzaya hakim olamasa da çok önemli. Şimdi İran böyle bir teknolojik üstün bir beceri diyebiliriz. Çünkü hakikaten uzaya canlı gönderip geri getirmek çok az ülkenin bugüne kadar denediği ve başardığı bir şey. Yani işte diyelim ki Pakistanlı astronot gidiyor ama NASA programı çerçevesinde gidiyor. Ya da diyelim ki Japon gidiyor ama işte Rusya'nın programı çerçevesinde gidiyor gibi. Çok az ülkenin, büyük ülkenin başarabildiği bir şeyde önemli bir adım attı. Ve fakat aynı İran şimdi geliyor ekrana. Hırsızlık yüzünden şeriat yasalarını uygulayıp bu adamın parmaklarını, sağ elinin parmaklarını kesti. Böyle bir ceza var. Bu makineyle kesti. Alalım ne olur. Yani görüntüsü bile hakikaten insanın fena yapan bir şey bu. Şimdi bu kareyi, bizim hakikaten bakarken içimizi fena eden bu kareyi canlı olarak meydanda toplanan binlerce kişi seyretti. Hani idam cezalarında olduğu gibi hep İran'da. Üstelik de ceza bu kadarla sınırlı değil. Dediğim gibi sağ elin parmakları kesildi. Ayrıca hırsızlığın dışında bir gayrimeşru ilişkisi varmış. Bundan dolayı 99 kırbaç yemiş. Bütün mal varlığına el konulmuş ve 3 yılda ayrıca hapis cezası almış. 3 yıl hapis yatacakmış. Şimdi hani uzay mesafesinde bir hakikaten açıklık. Teknolojiyle gündelik yaşam. Yani ekonominin, teknolojinin vardı düzeyle demokrasi, demokrasi anlayışı, adalet, yargı, hayat kalitesi bu ayrı şeylerdir meselesine bu kadar mı çarpıcı bir örnek olabilir? İnanılmaz bir şey. Bir haber daha İran'dan. Şimdi İran'da dün BBC verdi bu haberi. Cumartesi günü 2 gazeteci tutuklanmıştı. Pazartesi günü de, yani dün de 4 gazete ve bir haftalık derginin merkezine düzenlenen baskınla 12 gazeteci tutuklanmış. Çok enteresan tutuklama yapılan gazetelerden birine de Asuman Uzay. Hani uzaya gönderilen roketle ilgili yazıdan duyuldur herhalde. Zaten Kültür Bakanı demiş ki, İran Kültür Bakanı Seyit Muhammed Hüseyin'i, evet gazeteciler tutuklandı ama demiş, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmadılar. Başka hani terör merör gibi meseleler vardı. Güvenlik meseleleri vardı demiş. Bilmiyorum, bir şey hatırlatıyor mu bu bizlere? Ama bir yandan bizdeki mevzuya da geliriz herhalde. Yani herhalde şunu söylemek haksızlık olur. Türkiye'de de basın özgürlüğünün sorunları var. Ama İran'la mukayese etmek, İran'la eşitlemek herhalde Türkiye'ye haksızlık olur. Sanırım o şimdi kadar değil yani. Genel olarak baktığında tabii ki haksızlık olur. Ama eğer İran'da ve Türkiye'de içeride olan gazetecilere sorarsan, onlar kendilerini İran'dakilerle, İran'dakiler buradakilerle eşit hissediyor olabilirler. Yani önemli olan burada
mağdurun ne düşündüğüdür. Yani biz istediğimiz kadar bakalım diyelim ki canım elbette Türkiye ile İran'ı ben de mukayese etmiyorum. Yani demokrasi, demokrasinin kalitesi, hayat kalitesi vesaire konusunda çok şükür ki cumhuriyette yaşıyoruz. Ya da en azından hala cumhuriyetimiz var. İran'la mukayese etmemiz söz konusu olamaz. Gene iyi ki cumhuriyet var. Cumhuriyet sayesinde oluyor bana sorarsan. İran'da cumhuriyet biliyorsun. Değil, şeriatla yönetilen. İran İslam Cumhuriyeti. Evet, tabii, yani diyebilirim ama farklı. Keramet farklı. Sadece cumhuriyet adından gelmeyebilir, olmayabilir. Onu demek. Akif, peki ne demek istediğimi aslında herhalde sen de biliyorsun. İzleyiciler de biliyor. Ama hakikaten bu mesele çok önemli. Yani orada da insan hakları ihlali varsa, burada da varsa, onların mağdurları açısından bence durum eşittir diye düşünüyorum. Ve üstelik de burada hakikaten artık akla ziyan şeyler oluyor. Sen biraz önce söyledin. Gazetecileri falan unuttuk epeydir. Birazdan gerçi Mustafa Balbay'ın kulaklarını çınlatacağız ama bir vesileyle. Deniz kuvvetlerinde olanlar artık başbakanı da açıkça söyleyecek, konuşmaya zoracak kadar vahim bir hale geldi. Sabah gazetesi de işte gördünüz donanmada yeni deprem başlığını atıyor. Çünkü yeni istifalar var. Donanma komutanı Oramiral Nusret Güner'in istifası kabul edildi dün itibariyle ya da önceki gün itibariyle pardon. Tuğ amiraller Şevki Şekerefeli ve Gündüz Alp Demir Usta, Tuğ amiraller, emeklilik dilekçesi vermiş. Başka emeklilik dilekçeleri de gelebilirmiş. Şimdi durum şöyle bir hal aldı. Milliyet Gazetesi'nde var bugün. 2016'ya kadar Kor Amiral dönemi diye bir başlık atmış Milliyet. Çünkü tutuklu Oramiraller, Koramiraller vesaire diye bakınca böyle bir hale geldi. 2016'ya kadar donanma bu durumda kaç yıllık teamülün, 100 yıllık teamülün ya da işte kaç yılsa o kadar yıllık teamülün dışında bir şekilde yönetilecek. Ne diyorsun? Yani tuhaf ötesi bir durum. Şöyle bir şey var. Eğer bir suç oluşmuşsa yargı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ihtiyacını dikkate alarak yargılama yapıp yapmayacağına ya da bu yargılamayı hangi hükme bağlayıp bağlamayacağına karar veremez. Yani karar bunun üzerinden, böyle bir değerlendirme üzerinden verilmez. Şimdi teorik olarak böyle. Bir suç isnadı varsa, bir suç şüphesi varsa ve bu soruşturulacaksa, biz bunu soruşturursak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel planlamasını bozarız. Personel ihtiyacı doğururuz falan diye tabii. Yargı bunu soruşturmamazlık yapmaz. Prensipte böyle, teoride böyle. Peki. Şimdi bunu elde bir sayıp bir kenara koyuyorum. Fakat beri yandan şöyle bir durum var. Şimdi başbakan bir çıkış yaptı. Orada söylediği bana göre düşünülmüş, hesaplanmış bir şeydi. Çünkü şöyle bir ifade kullandı. Eğer elinizde kesin deliller varsa hükmü verin, işi bitirin dedi. Hatırlıyorsun değil mi tabii o ifadeyi? Ki, tabii ki. Şimdi bu şu demek. Bizim de burada devam eden yargı süreçleriyle ilgili getirdiğimiz usul ve esasa ilişkin eleştirileri ihtiva eden bir şey. Eğer elinizde sağlam deliller yoksa, sadece zan ve kanaat üzerine hüküm bina edemeyeceğiniz için bu tür sonuçları doğurduğunu da dikkate alın yaptığınız işlemin. Yani en nihayetinde zaten hani bir yere varmayacak olan bir soruşturma, bir dosyada ya bunlar zaten bu suçu işlemiştir zannıyla, kanaatiyle hareket ederek siz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok ağır bir darbe vuruyorsunuz. Bunun da ülkeye, ülkenin ulusal güvenliğine getirdiği tahribatı dikkate alın demiş Şimdi, oluyor. Şimdi bir parantez açacağım, devam edeceksin sonra. Şimdi elinizde kesin net deliller, veriler varsa diye bir açıklık getirdin sen de başbakanın sözlerini de gönderme yaparak. Şimdi o iddianame biliyorsunuz bu
İzmir'deki askeri casusluk ve fuhuş çetesi, içinde koramirallerin, bir oramiralin vesaire olduğu bir çeteden söz ediyoruz. Günlerdir de anlatıyorum. Hani hakikaten biraz Leman Penguen dergisini hatırlatır iddialar var içinde. Oradaki haberleri, yazıları hatırlatır. Şimdi bakın, bir başkası gelecek. Hürriyet'te var bugün. Mağdur var, sanık yok diye. Bu şu. Şimdi donanma komutanı Oramiral Nusret Güner istifa etti. Şimdi komutanın istifası kızıyla ilgili diyor Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Bu şu anlama geliyor. Önce Arınç'ın sözlerini paylaşalım. İddia, çünkü donanma komutanının evine bir gizlice girilip gizli kamera yerleştiriliyor. Kızının da evine ve hakikaten hayasızca bir durum. Diyor ki, o kadar diyor Bülent Arınç. Haysiyetine dokundu komutanım. Haysiyetine dokundu ama dokundu ya da bu yüzden demiyor. Böyle olmalı ki diyor. Tahminini söylüyor. Zaten o ihtimal anlamda. Olasılık yüklemiyle bitiyor. Tabii. Bundan dolayı istifa etmiş olabilir diye. Hatta yani evet, öyle olabilir. Bununla kendisine bunları yedirememiş olmalı diyor. Fakat enteresan bir durum var şimdi. Bu Sayın Arınç'ın da dikkat çektiği kamera meselesinde bir tuhaflık var. Hani nerede tuhaflık yok diyeceksiniz ama burada hakikaten şöyle bir tuhaflık var. Donanma komutanının evine girip gizlice kamera yerleştirdiği öne sürülen bir isim var. Bu biliniyor. Yani zaten böyle ortaya çıktı olay. Bu kişi Assubay Mustafa Koç. İddianamede adı yazıyor. Fakat iddianamede adı yazıyor ama iddianamede bu kişi sanık değil. Ne diye geçiyor adı peki? Bunu yapanlardan biri iddianamede ki şeylerden biri. Hani, adının mesela iddianamede adı bir suç eylemiyle birlikte geçtiğine göre otomatikman sanık durumuna düşmüş olmuyor mu? Olmuyor. Şöyle oluyor. Başta biliyorsun müştekiler, sanıklar vesaire. O listede adı yok. Yani sanık değil. Çünkü kimin sanık olduğuna, kimin şüpheli olduğuna, kimin tanık olduğuna mahkeme karar veriyor. Doğrudur. Şimdi burada bu kişi belki de hani tanıklığı kabul etti diyecek mahkeme. Bilmiyoruz ki sonrasında. Gizli tanık falan diyecekler. Yani ama çok enteresan bir şekilde ortada bir suç var. Güya bunun mağduru var. Fakat ortada sanık yok. Ama senin söylediğin şey... Hürriyet gazetesindeki haber. Yani senin söylediğin şey yüzünden olabilir bu. Belki de mahkemeyle anlaştı. Suç itirafında bulundu. Bu sebeple de orada sanık olarak değil de... Mesela şimdi, yargılama sürecinde gizli tanık olarak karşımıza çıkacak. Bu tip olaylarda eğer bir suç atfediliyorsa, ortada bir suç olarak görünüyorsa, bu çetenin yaptıkları arasındaki suç delillerinden biri ise bu olur. O sanık aynı zamanda gizli tanık olur ve gizli tanıklığı göz önünde bulundurularak mesela cezasında indirime gidilebilir. Tamamen suçtan azade olması bana göre çok kolay değil. Daha önemlisi demeyeyim, en azından bu kadar önemlisi diyeyim. Aynı zamanda bir takım fişlemeler var. İşte bu donanma komutanının da aralarında bulunduğu pek çok isim, hatta Sayın Bülent Arınç da bunlardan biri olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu gene dijital bir veri, onu söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi gene dijital veriler. Biz de uzaya gönderemesek de, teknolojimiz işte canlı göndermeye uzaya el vermiyorsa bile, dijital veriler konusunda muazzam geliştik. Onu söylemek lazım. Şimdi bu dijital verileriyle ilgili fişleme bilgilerinin altında bir imza var. Hakim Murat Ataman. Bu da bir suç, iddianamede suç olarak geçen bu fişleme eyleminin altında imzası olan isim. Ama o da sanık değil.
Benzer bir durum yani. Benzer bir durum. Enteresan bir bakalım durum. Onlar, bir durum. Onlar neden sanık listesinde yer almadı onu göreceğiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani ona bakalım buna bakalım. Mali Başbakan ne yapalım hayır. Yani, bir dakika. Mahkeme niye böyle yapmış? Bir dakika. Bu sorunun cevabı sende de yok bende de yok. Mecburen şey durup bakacağız. Tamam da bir şey söyle. Bir yere geleceğim yani. Başbakan da böyle söylüyor. Şimdi efendim her seferinde olay yargıya intikal etmiştir. Aman artık konuşamayız. Bilmem izleyiciler hatırlıyor mudur? Mutlaka hatırlıyordur. 12 Eylül referandumu diye bir şey oldu burada. Hani yetmez ama evet, evet çağrılarıyla. O referandumdan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin bir karar çıktı. En önemli kararlardan biriydi o. Yasal değişiklikti. Şimdi burada Adalet Bakanı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı aynı zamanda. Değil mi? Evet. Müsteşarı da. Evet. Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyelerinden biri. Ve işte o toplantıda en azından bir konuyu gündeme getirmek, gündem maddesi haline getirebilmek konusunda başkan sıfatıyla herhalde bir etkisi olsa gerek. Benim mesela merak ettiğim şimdi bu. Hani başbakan şikayetçi, o şikayetçi, bu şikayetçi... Neye dönsen elinde kalıyor sen, bu iddialar. Sen, mesela bunları bizim gibi böyle satır satır okuyup ya bir dakika hakikaten burada akla aykırı, hayatın olağan akışına aykırı, tuhaf bir şeyler var ne oluyor diye bir bakılmaz mı sence? İlla Yargıtay'a mı gitmesi gerekir? Şimdi, yani insanların hayatından birkaç baksa, sene almak mı gerekir? Baksa ne olacak? Yani siyasi irade doğrudan kendini mahkemelerin hayır, yerine koyup karar veremeyeceğine göre ne yapacak? Hayır, hayır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yetkisi nedir ki? Nedir? Mesela ya, yok mudur? O zaman niye vardır onlar? Yapabileceği şey şu. Dönemini beklemeden, tayin terfi dönemleri var biliyorsun. Dönemini beklemeden ve bunlarla ilgili de tasarruf zamanı gelmiş mi ona bakmadan bu mahkemenin hakim ve savcılarını tayin mi etsin? Ha bazı yani, mahkemelerde yapıyorlar onu. Şimdi, yani mesela Pınar Selek davasında yapıldı. Ve dolayısıyla 3 kez beraat eden Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet aldı. Pınar Selek davasında bu yapıldığı için mi o sonuç çıktı ona bakmak isterim. Şimdi bu afaki ama acaba vakti mi gelmiş ama hakim ve savcılar hep aynı yerde kez, de durmuyor. Tamam da 3 kez beraat çıkmış. O ayrı da konuyla, o zaman? O ayrı da konuyla peki. Uzaktan yakından alakası olmayan bir örnek verdin. Benim söylediğim şu, şunu mu söylüyorsun? Açık tane tane gidelim ki anlaşılsın. Ben böyle bir şey hani... söylemiyorum. Bu kadar mı çaresizi? Sana onu ben, söylüyorum. Sadece ben, bu sorun tamam, bu. Ben de diyorum ki ondan önce de bir takım şeyler söyledin ama izin verirsen bir şey demem lazım onlarla tamam, ilgili de. Orada anlamadığım şey şu. Hı. Yani siyasi irade mahkeme yerine mi geçsin? Mahkeme siyasi heyeti, mahkeme başkanı yerine mi geçsin tekrar, başbakan ya da adalet siyasi bakanı? Siyasi iradeden söz mahkeme etmediğimi tekraren bu. Söylüyorum. Mahkemeye müdahaleye çağıramayız siyasi Azizim, iradeyi. Siyasi iradeden söz etmiyorum diyorum adalet ki, bakanı siyasi peki, iradedir. Ama adalet bakanının eğer öyleyse siyasi ne irade. İşi var HSYK'nın başında? Var bir sürü Avrupa ülkesinde de bir sürü böyle uygulama böyle çünkü. Tamam hukuk varsa sistemi, da. Hukuk Azizim, sisteminde olağan bir uygulama bu. Azizim ya, pek peki şunda ne tuhaflık var? Adalet bakanı pek çok gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi bizdeki burası aşırı demokraside de var. Bir dakika. Bir şey soracağım. Cevap vereceğim sonra. Hayır ama sorumu sormadım tam. Eğer öyleyse bu normal bir şeyse Adalet Bakanı'nın normal olarak görev yaptığı bir üst kurulda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda bir şey yapmaya davet etmenin neresi yanlış olsun? Niye var hakim, orada o zaman? Cevap vereceğim. Çay içmek için mi? Cevap vereceğim. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu idari bir kurul. Yargısal bir kurul değil. Bir mahkeme değil. Biz yargısal bir durumdan söz ediyoruz. Orası idari bir kurul. Şimdi yeri gelir idareten de idarenin de müdahale etmesi gereken durum olur, idare eder. Ama biz yargıyla ilgili yakındığımız, benim de şikayet ettiğim bir durumla ilgili eğer her seferinde siyasi iradeyi yargıya müdahaleye çağırırsak bu işin sonunun nereye gideceğini Allah bilir. Ben bunu niye? Doğru ben ve sağlıklı ben, bir durum olarak ben görmüyorum. Ben siyasi hiç kendimi tamamen tenzih ederim bu şimdi, söylediğinden. Ben askeri idareyi de hiçbir zaman müdahaleye çağırmadım. Sadece ve sadece bu insanlar orada çay mı içer merak ediyorum. Bu gazetelerin gördüğünü, yargısal, bu görüneni yargılama yapmıyorlar. Mi? Çay mı içiyorlar, kahve mi bilemem ama peki, yargılama yapmıyorlar. Tamam, görevleri ama yargılama yapmak değil. Ama en azından hakim ve savcılar yüksek kurulu olarak belki hakim de ve,
bir açıklama yapmak temiz, imkanları vardır. Bilmiyorum. Temyiz organı Yargıtay'dır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu değil. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ne bir temyiz organı, ne orada mahkeme yapıyorlar, ne duruşma yapıyorlar, ne yargılama yapıyorlar. Şimdi, bunlar olmuyor orada. Hakimlerin, İdari bir kurul. Hakimlerin ve savcıların mesela diyelim ki Oda TV davasında esas hakkında mütalaaya geçilmişken neredeyse işte arada bir hakim değişikliğine gidildiğini ya da Ergenekon'da benzeri şeylerin olduğunu falan hep biliyoruz. En son dediğim gibi Pınar Selek davasında gördük. Hiç alakası yok deme. Bence hani yeri geldiğinde ya da hayır, işe geldiğinde. Hayır, alaka bir saniye geldiğinde. Ama şimdi şöyle mekanizmalar var. Bir hakim ya da savcının görev kusuru işlediğine ilişkin bir tespitiniz varsa avukatınız gider bunu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet eder. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu o zaman bir denetim mekanizması yani resen yapamaz bunu. İşletir. Resen de denetim mekanizmasını devreye sokmayı gerekti gördüğü yerde sokar. Resen de bunu yapabilir. O. Benim dediğim o. Tam ama işte görev, böyle bir yetkisi şunu varsa söylüyorum. Ama Adalet Bakanı şey, da buradaysa kusuru, görev kusuru teknik bir şey ve nihayetinde görev kusuruyla ilgili de bak ben teknik bir şeyden söz ettim az önce. Bir saniye. Dedim ki suç var sanık yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Suç var sanık yok teknik cümlesinin şey. Doğruluğundan sen bile emin değilsin. Ne demek? Acaba orada mahkeme ne tür bir tasarrufta bulundu? Niye sanık listesinde onun adı yer almıyor? Başka türlü bir anlaşma mı yaptı mahkemeyle? Eğer bunu bilmiyoruz ki. Ortada iddianame yoksa zaten şuradan bunu zaten bilemezsin ama ortada lafı iddianame benden, var. Lafı ağzımdan şöyle aldın zaten. Tam burada aldın. Hı. Ben dedim ki bunu bekleyip mahkeme bunu niye böyle yapmış? Ya da savcı, mahkeme değil bu iddianame, savcının ama şey. Ama kabul etti artık mahkeme. Mahkeme kabul etti de iddianameyi hazırlayan savcı. Elbette. Tabii, dolayısıyla anlaşmayı yapan savcı. Mahkeme diyebiliriz çünkü kabul etti. İnceledi ya ve kabul şey etti. Ya ayrı bir şey o. İddianameyi hazırlayan savcı. Ben de teknik savcı. Bir şey söylüyorum Aziz'im yani. Hani. İzin ver de ben de şu lafı bir bitireyim Allah peki, aşkına. Bitir. Ya bir yere bitir. Geleyim. İddianameyi hazırlayan savcı. Savcı niye o ismi oraya koymuş, niye koymamış? Bunu dedim ki bekleyip göreceğiz yani dava ilerleyince göreceğiz. Sen de yargıya intikal etmiştir vesaire falan diye oradan lafı aldın ve başka bir yere götürdün. Şimdi bunu söylemek yani bunu bekleyip göreceğiz demek fiili bir duruma işaret etmektir. Başka çaresi var mı bunun? Yani durum tespiti yapıyorum. Ne yapalım canım? Bu da yargıya intikal etmiş artık. Biz ne diyebiliriz ki demiyorum. Şu gördüğün gibi burada seninle beraber oturup baya baya yargıyı çekiştiriyorum ben de. Öyle ne yapalım canım yargıya intikal etmiş falan demiyorum. Ama bir de gerçekler var. Fiili durum var yani bir realite var. Bunu tespit ediyorum. Bu bir durum tespiti. Tamam. Bekleyip görmekten tamam. Başka çaremiz tamam. Yok. Yargılama ilerleyince onlar neden sanık listesinde yer almamış adları? Acaba başka türlü bir anlaşma mı yapılmış? Bunu göreceğiz. Bunu öğrenme şimdi, imkanına kavuşacağız. Ama senelerdir bekliyoruz. Bekleyelim görelim, bekleyelim görelim. Bu arada dediğim gibi insanların hayatlarından gidiyor. Ve şu görünenleri ben sahiden çok samimi söylüyorum. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun efendim işte tekniktir, idaridir falan. Ben bunlardan hani Türkiye'nin fotoğrafına baktığım zaman bir şey anlamıyorum Aziz. Sayın Adalet Bakanı bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yasaya göre tabii üyesi ve başkanı olarak bu gündeme bunu gündeme getirebilir ve en azından bir tartışma açabilir. Bunu kamuoyunda yapabilir. Hani yargıya müdahale edemez. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda olmak zaten yargının parçası olmak demek bana göre. Neyse ilerleyelim konuyu mi? İlerleyelim. Yargıyla ilgili son, başka konular son, var. Son bir şey bir kez daha doğrusu vurgulamakta yarar görüyorum. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel planlamasına ciddi olumsuz etkisi var bu yargı süreçlerinin. Bu bir realite. Bu dursun şöyle. Beri yandan da suç isnatları var. Şimdi bu suç isnatlarının da soruşturulması lazım. Bence meseleye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ihtiyacının ya da planlamasının bozulmasından bakmamak lazım. O pencereden bakmamak lazım. Şuradan bakmak lazım. Bu yürüyen soruşturmalar ve yargı süreçlerinde sağlam, yeterli delil üzerine kurulmamış davaların içeriğini sorgulamak lazım. Yani bu davalar eğer sağlam temellere bina edilmemişse neden sağlam temellere bina edilmeden bu davaların açıldığını, bu soruşturmaların neden eğer delile ulaşılmadıysa takipsizlikle ya da başka türlü sonuçlanmadığını ya da kapsamının
dosya bunu gerektirmediği halde neden bu kadar geniş tutulduğunu sorgulamak lazım. Buna yargı konusuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel planlaması üzerinden bakmanın da çok sağlıklı olmadığını canım, düşünüyorum. Tamam, onu zaten söyledim, ben de katılıyorum. Yani buradan bakmazsın ama bu bin artık vahim bir netice haline gelmişse, bir vahim bir sonuç haline gelmişse de bunu konuşursun. Bu arada siyasi iktidar ne yapsın diyoruz ya hep. Şimdi tekrar hatırlatalım mı? Çünkü az önce dikkati çektim. Bu sözünü ettiğimiz fişlemeler vesaireler dijital veri. Bunların %90'ı zaten dijital veri üzerine bu davaların inşa ediliyor. Balyoz'da olduğu gibi, Oda TV'de olduğu gibi, pek çok davada olduğu gibi. İşte buyurun sayın siyasiler, sayın bakanlar, sayın vekiller. Dijital suçlarla mücadele yönetmeliği imzanızı bekliyor. Bak işte bu çağrıda beraberiz. Bunu daha evvel de çok kez yaptık. Ama bunu niye duymuyorlar daha sence? İşte niye duymuyorsunuz diye de eleştiriyorum onları. Niye duymuyorsunuz? Hakikaten bunu? CHP'liler, vekillere de söyleyelim. Bunu, oraya çıkıp saçma sapan konuşmalar yapacaklar. Bunu gündeme getirsinler. Bu Avrupa Konseyi dijital suçlarla mücadele sözleşmesinin bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi, yasalaşması. Bugün yasalaşması, bugün yürüyen yargı süreçlerindeki kimi mağduriyetleri önleyecektir. Bu açıdan önemlidir. Bunun bir an önce geçmesinde yarar var. Geciktirilmesi mağduriyete yol açıyor. Bu sebeple önemli. Yani meclise açık çağrı, meclise son çağrı var ya, böyle havaalanlarında şey yaparlar. Bu filan için son çağrıdır. İşte uçağa bir an önce gel. Hakikaten artık son çağrı demek lazım, çünkü bitti yani, hani demokrasinin kıyısına geldik, öyle söyleyeyim. Hani efendim Oramiral varmış yokmuş, Oramiral yerine Koramiral donanma komutanı olsa ne olur, benim açımdan bilmediğim için tabii ki bir fark yok ama herhalde önemli. Ama hakikaten demokrasi için son çağrı aslında meclise. Lütfen şu dijital verilerle, dijital veri saçmalığıyla diyeyim, hakikaten buralara varmasın. Çağrıyı yaptık, yeri gelmişken bu konuyu geçmeden şunu da söyleyeyim. Şimdi zaman zaman bunları tartışırken bende şöyle bir duygu oluşuyor ya da intiba. Doğal olarak izleyicinin kafasında da aynı istifham meydana geliyordur. Acaba yargı eliyle, polis ve yargı eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının dizaynı da mı söz konusu? Şimdi yargı bu kadar içine girmiş durumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Bunu sadece buna dikkat çekmek için söylüyorum. Bu kadar içine girmiş durumda, bu da çok sağlıklı ve doğru bir şey mi yargı açısından? Yargının şey güvenilirliği, inandırıcılığı açısından çok doğru bir şey mi? İnan ondan da emin değilim. Bu en fazla yargıçlarımızın, savcılarımızın, bir bütün olarak hukuk sistemimizin inandırıcılığını, güvenilirliğini sarsar. Buna kurumlar böyle tanzim edilmez, böyle dizayn edilmez. Mesela bu siyasetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi komuta yapısının işidir. Onların tasarruf alanıdır bu. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri dizayn edilecekse, komuta yapısı dizayn edilecekse, bu sivil otoritenin işidir. Sivil iradenin işidir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi sıralı komuta yapısının işidir. Sen hani meselenin bu raddeye gelme ihtimalinden mi söz ediyorsun? Hayır, bu istifhamı uyandıracak bir raddeye geldiğini, yargının bu kadar bu soruşturmaları derinleştirirken yargının aslında o kadar geniş bir alana yayıldığını ve neticede bugün bu algıyı meydana getirecek kadar alanının genişlediğini söylüyorum sadece. Bunun da ne kadar sağlıklı, tabii olup olmadığını da durup düşünmek lazım. Buna dikkat çekmeyi de önemsiyorum. Yani buna bizzat kendi yargımızın bir kurum olarak güvenilirliği, sistem içerisindeki yerinin sağlamlığı, inandırıcılığı açısından gerek görüyorum. Şimdi adalete güveni sarsmamalı yani. Dün Sabah gazetesi vermişti. Yani hani senin bu söylediğin çarpıcı, çünkü seni kastederek söylemiyorum bu arada, onu söyleyeyim ama hükümete yakın, Erdoğan'a yakın çevrelerde de böyle bir kaygı ya da buna işaret etme ihtiyacı olduğunu ben gözlüyorum. Dün bir sayfa ayırmıştı neredeyse Sabah gazetesi bu sözün ettiğimiz İzmir iddianamesi, İzmir davası nedeniyle askeri casusluk fuhuş, 33 general tutuklu diye, hatırlıyorsun değil mi? Yani sadece bunlar şimdi tutuklu olanlar, bir de balyoz nedeniyle hüküm giyenler var.
Yani bir 30 küsur da orada var. Bu hakikaten çok tuhaf. Senin dediklerine katılıyorum ve nihayet dikkati çekmiş gibi geliyor. Bu şu demek değil. Bütün bu davalarda esasın zayıf olduğu, esası güçlendirecek bir takım delillerin var olmadığı falan anlamına gelmiyor. Yani suçlamalar mesnetsiz, asılsız, temelsiz falan demek değil. Ama şu kadarını biliyoruz. Balyoz'da mesnetli, mesnetsiz, dijital. Şimdi tamam, şuna geliyorum. Tabii ben tek belli davalarla ilgili gitmiyorum. Diyorum ki sonuçta yani sebepsiz yere, durduk yere falan da bir takım suçlamalar icat edip yargı bu suçlamaların üzerine gidiyor da bana göre değil. Benim algım o değil. Bunları bana söyleten sebep de temel motivasyon da bu değil. Böyle bir inanca ya da kanaate sahip olduğum için bunları söylemiyorum. Buna rağmen söylüyorum. Anladım. Yani ben tam tersine buna rağmen söylüyorum. O iddianameleri, o kararları yıllardır izleyen, okuyan, araştıran bir insan olarak diyorum ki senin bu kafandaki soru işaretine, kuşkuya yol açacak pek çok durum da söz konusu diyorum özetle. Şimdi birkaç başlık daha. Aslında bu söylediğin çok çarpıcı çünkü buradan hani peki nasıl, niye, kim, niçin, ne kadar gidebiliriz ama paylaşacağımız birkaç başlık daha var, öyle gidelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde bugün Ankara temsilcisi Metehan Demir'in sabahtan itibaren zaten konuşulmaya başlanan, daha da konuşulacağı belli olan bir haberi var. Anayasa Mahkemesi'ne sürpriz başvuru görüyorsunuz, birinci sayfada manşetle verilmiş bu haber. Başvuran fotoğrafından da anladınız, Abdullah Öcalan. Şimdi Abdullah, biliyorsunuz yeni bir uygulama bu, yeni bir değişiklik. Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvurunun yolu açık. Bu haktan yararlanmış belli ki Öcalan, Metehan Demir'in haberine göre, tekrar edeyim. Bir başvuruda bulunmuş. Kürtlerin Manifestosu adlı çalışmamın kitaplaştırılmasına izin verilmedi. Bu nedenle bu hakkımı kullanmak istiyorum. Bana yardımcı olun ve ben bunu kitaplaştırayım demiş. Anayasa Mahkemesi olumsuz yanıt vermemiş. Bir ön inceleme yapmış, ama olumlu yanıt da değil, ama bir ön inceleme yapmış ve başvuruda bazı eksik evrak var diye Cezaevi Müdürlüğü'ne bir duyuruda bulunmuş. Eğer Öcalan haklı bulunursa Kürtlerin Manifestosu yazan Abdullah Öcalan diye bir vakit raflarda görebiliriz. Zaten hani müzakere sürecinde de bir yol alındığı söyleniyor. Ama Anayasa Mahkemesi meselesini geçmeden bir başka habere daha yer verelim. Bu kez Akşam Gazetesi'nde haber, şu yukarıda zor görebilirsiniz ama şimdi zaten arkadaşlarımız bunu daha yakından gösterecektir, görebilirsiniz. Evet. Anayasa Mahkemesi eli kulağında Mustafa Balbay'ın başvurusunu yanıtlayabilir deniyor haberde. Onun başvurusunun nedeni uzun tutukluluk uygulamasına karşı, bunun anayasaya, yasalara vesaire aykırı olduğu iddiasıyla yapılmış bir başvuru. Akşam Gazetesi'nin haberine göre raportör incelemesini tamamlamak üzereymiş ve Şubat ayında açıklanıp mahkemenin kararına gidilebilir ve eğer öyle olursa da bu elbette Anayasa Mahkemesi kararı olduğu için, özellikle her ne kadar bireysel başvuruya bireysel yanıt anlamında olsa bile bir emsal teşkil edebilir, edecektir deniliyor. Akşamın haberi çok önemli bir haber. İkisi de ilginç gelişmeler. Çok. Doğru, önemli. Yani hukuk sistemimizin işleyişi açısından şimdi kimi kamu görevlilerinin hukuk dışına çıktığına ilişkin davalar görülürken hukukun her şeyin üstünde olduğunu gösterme fırsatı, imkanı da sağlayan aslında örnekler bunlar. Yani bir taraftan
hukuksuz eylemleri soruştururken ve yargılarken beri taraftan hukukun bağlayıcılığına sadık kalmak gerekiyor. Hukukun yargının da yargıçların da üstünde olduğunu ve onları da mahkemeleri de bağladığını ispat gerekiyor. Evet. Yani hani yollar bulunabiliyor. Şimdi ben burada bir konuya herkesin aklına galiba bu sıralarda çokça gelen bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bir yanda Öcalan'ın başvurusu, bir yanda Balbay'ın başvurusu. İki temel odak noktasından iki simge isim. Hani Balbay bir bakıma simge isim. Orada başka bir yan simge isimler var ama mesela beni karşılaştırmayın diyor ama İlker Başbuğ'un durumu örneği. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi Öcalan'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurması, muhtemeldir ki kitabını yayınlatması. Bu arada Başbakan'ın BDP'li arkadaşlar telefon ettiler dedi geçen gün. Hani ben yanlış mı duydum ya da okudum diye kontrol ettim. Hayır, BDP'li arkadaşlar dedi. Çok da güzel bir ifade. Ki çünkü BDP'li vekillerin PKK'larla konuşmasının arkasından çok 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 ağır bir dille suçlamıştı o BDP'lileri. Onlardan arkadaş diye söz etti. Herhalde şimdi arayanlar burada, onlar değildir ama. Yani telefon eden BDP'liler o BDP'liler değildir. Fark etmez. O ya da bu. Yani ayırt etmedi zaten başbakan da. Yani filan filan kötüdür demedi. Bir topluca eleştirisini ve öfkesini yöneltmişti. Şimdi demek istediğim şu. Buna karşı olduğum için söylemiyorum. Bence yapılması gereken tam da bu. Bir barış ortamı olmalı hakikaten. De Türk cephesinde diyeyim, hani bir Gül Ayman Güler gibi bir karşılaştırma yapmak da istemiyorum. Hakikaten, çünkü bir Gül Ayman'ınki gerçekten bana göre de bir faşistçe bir bakış, özür dilerim ama yani hani neredeyse diyeyim ya da. Ama şu, Sami Selçuk'un bile diyorum çünkü AKP hükümetinin yeni anayasa ihtimalleri belirdiğinde en önce başvurduğu isimde, çok yakın bir isimde, Star gazetesinde yakın zamana kadar yazıyordu vesaire. Onun bile terörle mücadele etmiş İlker Başbuğ, bir komutanı terörle yargılamak saçmalıktır dediği. Bu kadar işte ordu neredeyse tasfiye ediliyor, şüphelerinin akıllara takılmasının normal olduğunu, yani böyle değilse bile gerçek, bunun düşünülmesinin normal olduğunu sen de söyledin. Bu kadar ortalığın alt üst edildiği, gazetecilerin içeriye sokulduğu vesaire vesaire, bir Kürt barışı gelebilir mi? Yani burada böyle bir şey varken bir Kürt barışı söz konusu olabilir mi? Şimdi yani Balbay'ın 4 yıldır tutuklu olduğunu ve barış derken başvurusunun da bu nedenle olduğunu belirterek. Balbay'ın tutukluluk süresiyle ki eleştiriyorum uzun tutukluluğu, başından beri hep eleştirel baktım. Balbay'ın tutukluluk süresiyle bunun arasında bir bağ, bir illiyet, sebep sonuç ilişkisi kuramadım. Yani PKK'nın silahsızlandırılması arasında bir sebep sonuç ilişkisi kuramadım. Hayır, yani elbette tabii, yani, kurulamaz. Ben zaten iki farklı fotoğraf getirdim. Tabii, yani doğru. İlker Başbuğ'un tutukluluğu da bana göre ayrı bir vaka. Ayrı ele alınması gerekir. Acaba terör örgütü silahsızlandırılabilir mi? Acaba bu süreç sonuca ulaşabilir mi? Bu ayrı bir şey. Yargıyla ilgili de az önce söylediğim, hani TSK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel dizaynını akta getirecek kadar bu şeyler derinleşti derken süreçler, kastım bunu, yargının bunu amaçladığı değildi. Böyle bir sonucun ortaya çıktığına dikkat çekmekti. Yoksa yargı bunu amaçlayarak, yani bu amaca yönelik olarak yapıyor demek değil. Onun için elimde bir takım bilgilerin bulunması gerekir onun kimilerin için. Kimilerin aklına bu soruda takılıyordur ama. Akta bunu getiren ne? Tabii. Hayır, akta bunu getiren ne? Ortaya çıkan sonuç. Sonuca baktığınızda, yani sonuçtan yola çıkarsanız eğer bu akıl yürütme pekala makul gelebilir. Şimdi yargıyla ilgili, devam eden yargı süreçleriyle ilgili pek çok mesele var. Bunların sorunlu görünen tarafları da var. Pardon, yargıdan ziyade bu hani Kürt barışı çerçevesinde
ilerlersek. Onu söyleyeceğim şimdi. Pardon, bu, özür dilerim. Bu tamam. Yargının sorumlu görünen tarafları az önce de belirttiğim gibi bana göre ayrı bir mesele. Hali hazırda devam eden bu müzakere sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı sorusu ayrı bir mesele. Başarıya ulaşabileceği konusundaki inanç ya da ümit bundan iki hafta öncesine kadar daha az değil bugün. Yani mesele ciddiyet kazandı, bir sonuca gidebilecekmiş gibi görünüyor ilk kez. Gelen son bilgiler, son haberler teyit edilmemiş pek çok bilgi de geliyor tabii bu arada. Bugün gazetelerde de var mesela haftaya Erbil'de terör örgütünün bazı temsilcileriyle silah bırakma ya odaklanan bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Gene istihbarat teşkilatı mensupları ya da temsilcileri tarafından. Şimdi bunlar sürecin alttan alta ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. İkinci bir BDP heyetinin İmralı'ya gidişi söz konusuydu. Henüz gidiş tarihi takvimi netleşmedi. Ama bazı isimler netleşmiş. Bugün Ankara Büro bakıyor isimlere. Aralarında Sırrı Süreyya Önder'in falan da olduğu bir grup netleşmeye başlamış yok, gibi görünüyor. Yok henüz. Olasılık yani olarak geçiyor. Benim de takip ettiğim bir mesele. Ama sonuçta takvim işliyor. Süreç işliyor. Tamam da gelelim. Sürede sınır olduğu için çok özür dilerim. Lafını kesiyorum ama süre sınırlı. CHP'yi de konuşacağız malum. Yani böyle bir süreç işlerken ve tabii ki işlemesi CHP'ye gerekirken. CHP'ye geçelim o zaman. Hayır ama Türk cephesine yani içerideki insanlarla ilgili bir adım atılmadan bu eksik bir barış olmaz mı ya da nasıl olabilir? Ben bunu merak ediyorum. İkisi arasındaki bağ, ikisini terazinin ayrı kefelerine koyma anlayışını anlamıyorum zaten onu öyle söyledim. Mi? Sahiden tabii mi bunu anlamıyorum yani bu. Sahiden yani bir terör şimdi Genelkurmay Başkanı burada işte terör örgütü kurmaktan içeride yatacak. Bu kadar insan hüküm giyecek. Bu kadar insan tutuklu yatacak. Haber al içeride zaten cerrahlığı öldürüldü insan olarak da öldürülecek. Bütün bunlar ne alakası var bunun? Eğer hakikaten alakasını göremiyorsan süremiz yetmez. O zaman sonra konuşalım. CHP'ye geçelim. CHP'ye geçerken bir metropol araştırmasından, metropol anket şirketinin araştırmasından birkaç son yeni bir araştırma yılında, bu yılında ilk araştırması denebilir. İçinde Profesör İhsan Dağı, Doğu Ergil gibi isimlerin bulunduğu bir araştırma şirketi, onu da söyleyeyim hemen. Şimdi soru şu, son bir yıl içerisinde basın özgürlüğü ve gazeteci yazarlar üzerinde baskının arttığını düşünüyor musunuz? Buna katılımcıların %51.7'si evet diyor. Bu arada CHP'yi konuşacaktık. Gene basını az önce konuştuk. Bir CHP'ye gelelim. Hayır. Kaç gündür konuşamıyoruz. Mevzu geçip gidecek. Bir şey söyleyeceğim. Basın her gün konuşuyor. Eğer müsaade edersen iki şey sonu zaten CHP'ye geliyor konu. AKP'lilerin de bu soruya %32.1 oranında evet baskı var dediğini belirtelim. Birkaç anket var. Şimdi arkadaşlar bu %51.9 yolsuzluk arttı diye düşünüyor. Geçelim. %71'i okullarda serbest kıyafete karşı. Geçelim. Şimdi şuna gelelim. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %32'si Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç duyuyor. Bunu bulabilirsek en son olacak zannediyorum. Yeni parti gerekli mi? Evet. Şimdi %32 gibi bir oran burada evet diyenlerin kendi içindeki şeyinde baktığınızda %27'si bunların AK Partili. %70 küsuru da diğer partilerden herhalde zaten yani diğer partiler derken de CHP kastediliyor. Vallahi bu verilere itibar etmediğim için bunların üstüne konuşmak yerine bir an önce CHP'ye gelmeyi bekliyorum neden itibar ben. İtibar etmediğini bilmiyorum ama neyse. Yani. Peki sen itibar etmeyebilirsin. Bu bir araştırmaydı. Türkiye'de tabii ki araştırmalar bir şeyi %100 doğru olarak getirmezler. Zaten artı eksi yanılma payları vardır. Ama en azından ben başbakanın da her konuda anket yaptırıp baktığını da bildiğim için araştırmalara sen itibar etmeyebilirsin ama onun ettiğini düşünüyorum. %32 diyor ki yeni bir parti lazım. Şimdi bunları diyenlerin çoğunluğunun da CHP'li olduğunu
zannediyorum. CHP'li ayrımı yapılmamış burada ama. Son zamanlardaki çatır çutur sesler. Ne diyorsun? CHP'yi konuşalım. CHP içerisinde farklı hiziplerin varlığı malum. Farklı siyasi anlayışlar da bir arada duruyor. Sadece hizipleşme, kişiler etrafında öbekleşme şeklinde değil. Aynı zamanda farklı siyasi anlayışlar, hatta ciddi ideolojik farklılıklar da bir arada ve söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun bunları bir şekilde bir noktada uzlaştırıp uzlaştıramayacağı şimdilik bence tartışmaya açık. Yani bir üst ideoloji, bütün bu alt siyasi çizgileri birleştiren bir üst parti ideolojisi henüz ortada gözükmüyor. Öyle mi? Ben öyle görüyorum. Yani bu CHP'de zaten yok muydu, Kılıçdaroğlu'yla mı? Yok, yeni durumdan söz ediyorum. Şimdi CHP'de bir kırılma yaşandı. Daha doğrusu bir yenileşme hamlesi, bir yenileşme çabası baş gösterdi. Hı hı. Bu yenileşme kendi içinde, kendi siyasi anlayışı içerisinde zamana, çağa, Türkiye'nin değişen şartlarına uyum sağlama şeklinde ortaya çıkan bu süreç henüz tamamlanmış değil. Yani dolayısıyla CHP bir üst ideoloji oluşturabilmiş değil. Bu sebeple de bu aykırı sesler ne kadar telif edilebilir, birbiriyle uzlaştırılabilir, hı hı, ne kadar bu mümkün şey, emin değilim. Şimdi Bekir Coşkun'un CHP ve Kılıçdaroğlu konusunda söyledikleri çok önemli. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlayan bir gazeteci ve dolayısıyla anlayabileceğiniz gibi Kılıçdaroğlu'na destek vermiş bir isim. Fakat bir yazı yazdı ki dün, hani zehir ve zemberek. Bir izleyelim, çok da kısa bir şey. Sınırlı zamanımız kaldı, devam edeceğiz. Hadi tükürdüklerini yalayacaklar diyen Tayyip Erdoğan'ı haklı çıkarıp uyduruk bir kağıt imzalayarak milletvekillerinizin tutuklu kalmasına razı oldunuz. Diyelim ki hadi Cumhuriyet'e ihanet içinde olduğunu söylediğiniz AKP ile oturup anayasa yapıyorsunuz. Ya da Türkiye tarumar edilirken mecliste oturup demokrasi denilen soytarılıkta fotoğrafı tamamlıyorsunuz. Peki kendi kendinize muhalefet etmeyi nasıl başarıyorsunuz? İktidar olsaydınız var ya, haftada bir kez kendiliğinizden düşmüştünüz. Peki ya biz ne yapacağız? Her gün bir rejim, çağdaşlık, hatta insanlık suçu işleyen iktidarı bırakıp da ana muhalefeti mi düzeltmeye çalışacağız? Kimi kurtulması için dua edeceğiz? Yıkılan Cumhuriyet'in mi yoksa CHP'nin mi? Bence yeter artık. Türkiye kendi misyonunun bilincinde olmayan bir ana muhalefet partisinin saçmalıklarına bırakılamayacak kadar zor günler yaşıyor. Çıkın bakın sokaklara. İktidardan yaka silkiyor insanlar. Biraz aklı olan AKP'den kurtulmak istiyor. Ama tek dertleri yerine neyi koyacakları. O yok. Daha da açıkçası AKP gidecek, bırakmıyorsunuz. İktidarın ömrünü uzatan yeryüzünün tek muhalefet partisisiniz yani. Yazıktır. Bekir Coşkun, Cumhuriyet. Bekir Coşkun da eski CHP özlemi depreşmiş. O eski CHP'yi arıyor. Yani neden eskisiyle yetinmediniz de hani yeni bir arayışa girdiniz diyor. Ben yazısını böyle anladım. Peki ben öyle anlamadım. Bittik. Senin az önce bir cümle daha tamam. Ekleyeyim. Senin az önce söylediğin, benim de alaka kuramadığımı söylediğim şeyle ilgili bir cümle. Eğer Ergenekon çeteleriyle hukuki mücadele ya da derin devlet dediğimiz yapılarla darbecilikle hukuki mücadele yapılmamış olsaydı bugün PKK sorununda, terör sorununda çözüme bu kadar yaklaşmış olmayacaktık. Şimdi izin vermezlerdi çünkü. Söyleyeceğim, bunu yarın konuşalım. Yarın konuşalım. Birlikte olalım, yarın konuşalım. Çünkü o kadar temelden bana göre yanlış bir şey söylüyorsun ki, bir daha Ergenekon diye bir şeyin hani bırak hükmünü ortaya çıkartılabilmiş değil. Bir dakika. İki, bu konudaki hükümete en yakın görüşleri ilk dile getiren isimdir İlker Başbuğ. Sadece güvenlik... İlker Başbuğ'dan bahsetmedim. Hepsi bir arada bunların. İlker Başbuğ cezaevinde olmasa olmazdı demedim. Hepsi bir arada. Tam biterken çok haksız bir vuruş yaptığını söyledi. Konuşuruz, daha buradayız. Güvenliğe yakışmadı. Daha buradayız. Ben de mendilimi atıyorum. Yarın konuşacağız efendim. Bizimle olun ki bakalım neler konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.